İkinci Dünya Savaşı'nda bombardıman uçakları. Heinkel 111. Siegfried ve Walter Günther tarafından 1934 yılında tasarlanan bir Alman bombardıman uçağıdır. 111, Almanya'nın en çok kullanıldığı bombardıman uçağıydı. Avrupa'da çok farklı cephelerde kullanıldı. İngiltere Savaşı sırasında stratejik bombardıman uçağı, Atlantik ve Kuzey Kutbu'nda bir torpido bombardıman uçağı, Akdeniz ve Kuzey Afrika cephesinde ise orta bombardıman uçağı ve nakliye uçağı olarak görev aldı. Savaş sırasında sürekli yükseltildi ve farklı varyantlar ortaya çıktı. 1934 ila 44 yıllar arasında toplam 5656 adet Heinkel 111 bombardıman uçağı üretildi. Junkers 88 çift motorlu savaş uçağıdır. Gelişimi ve erken operasyon dönemlerinde teknik sorunlardan muzdaripti. Ancak savaşın çok yönlü uçaklarından biri haline geldi. Montaj hattı 1936'dan 1945'e kadar sürekli olarak devam etti ve 15.000'den fazla 88 üretildi. Üretim boyunca uçağın temel yapısı hiç değişmedi. Fransa'da, İngiltere'de ve Rusya'da savaştı. Bununla birlikte 88'in o dönemde uğradığı kayıpların bir kısmı özellikle kanıtlanmış 111 ile karşılaştırıldığında uçağın zor davranışından ve mürettebatın deneyim eksikliğinden kaynaklanıyordu. Örneğin Temmuz 1940'ta kaybedilen 39 uçağın sadece 20'si düşman eyleminden kaynaklanmıştı. Diğerleri ana kara Avrupa'daki eğitim kazalarında gerçekleşti. Estonya Savaşı sırasında Baltık ülkeleri üzerine faaliyet gösteren 88 birimden oluşan JU, Norveç, Fransa ve İngiltere üzerine kullanılan dalış bombalama taktikleriyle Sovyet gemiciliğine ciddi kayıplar verdirdi. Sovyet destroyeri Karl Marx'ı 8 Ağustos 1941'de Tallinn'in de batırdı. Yine 88 dalış bombalama yeteneğini gösterdi ve 1 Temmuz 1942'de Rusya'da yaklaşık 220 kamyon ve 40 tankı imha etti. Ve bu da Sovyet Güneybatı cephesinin taarruzunun geri püskürtülmesine yardımcı oldu. SM-79 Superviero. İtalya tarafından geliştirilen 3 motorlu bir orta bombardıman uçağıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın en iyi bilinen İtalyan uçağı olabilir. SM-79 gövdesinin kendisine özgü sırt kamburu nedeniyle kolayca tanınabilirdi ve lanet kambur lakabını almıştı. Yaklaşık 1300 adet inşa edilen İkinci Dünya Savaşı'nın en çok üretilen İtalyan bombardıman uçağıdır. Bu tür 1952 yılına kadar İtalya'nın hizmetinde kalacaktı. İtalya, Haziran 1940'ta savaşa girdiğinde neredeyse 600 adet 79 hizmetindeydi. Daha sonra İtalyanların savaştığı her savaş tiyatrosunda konuşlandırıldılar. Ayrıca torpido bombardımanı çoğu olarak da kullanıldı ve Akdeniz tiyatrosunda müttefiklere karşı önemli başarılar elde etti. 1941 yılında Akdeniz'de toplam 9 müttefik gemisini batırarak 30'unun hasar görmesiyle sonuç vererek 14 torpido bombardıman uçağı kaybedilmişti. 79'un performansı oldukça güçlü kabul edildi. Tırmanma hızı oldukça yüksekti. Hem sağlam hem de döngüye girmesine izin verecek kadar duyarlı bir gövdeye sahipti. Ahşap yapısı suya inmesi durumunda yarım saate kadar su üstünde kalmasına izin verecek kadar hafifti. Mürettebata kaçmak için yeterli zaman vardı ve ön motor uçak savar ateşine karşı korumalıydı. Malta'nın bombalanmasında ve Yunanistan At Savaşı'nda kullanıldı. Vickers Wellington. İngiliz çift motorlu uzun menzilli bir orta bombardıman uçağıydı. Wellington, 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında gece bombardıman uçağı olarak kullanıldı. Bombardıman komutanlığı tarafından kullanılan ana bombardıman uçaklarından biri olarak performans gösterdi. Savaş süresince üretilen tek İngiliz bombardıman uçağı olma ve diğer İngiliz yapımı bombardıman uçaklarından daha büyük miktarda üretilmiş olma ayrımına sahipti. Wellington savaş sona erdiğinde birinci basamak ekipman olarak kaldı. Ancak giderek ikinci rollere düşürüldü. 25 Ağustos 1940'ta Berlin'e yapılan ilk gece baskınına katıldı. 30 Mayıs 1942'de Köln'e yapılan ilk 1000 bombardıman uçağı baskını sırasında sevk edilen 1046 RAF uçağından 599'u Wellington'dı. Bunlardan 101'i Polonya Hava Kuvvetleri tarafından uçurulmuştu. Bombardıman komutanlığı altındaki operasyonlar sırasında Wellington toplam 47.409 operasyon yaptı. 41.823 ton bomba attı ve 1332 uçağı çatışmada kaybetti. Wellington ayrıca Atlantik Savaşı'na katkı bulunduğu kıyı komutanlığı tarafından da kabul edilmişti. Denizaltı karşı görevleri yerine getirmek için kullanıldı. 6 Temmuz 1942'de bir Wellington düşman gemisini batırdı. 48 fit çapında metal halka ile donatılmış özel varyantları üzerlerinden geçerken güçlü bir manyetik alan üreterek düşman mayınlarını patlatmak için kullanıldı. 1944'te kıyı komutanlığından Wellington, İngilizlerin Yunanist Savaşı'na müdahale sırasında Yunanistan'a dahi konuşlandırıldı ve çeşitli destek görevleri yerine getirildi. Birkaç Wellington, Helen Hava Kuvvetleri tarafından da işletildi.
Diğer videoda diğer ülkelerin bombardıman uçaklarını inceleyeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.